Değerli arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in ordudan milletvekili adayı olmasının ardından ilimiz ve ilçemizde eğitim yatırımları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan proje ve yatırımların bir bir hayata geçtiğini hep birlikte görmekteyiz. Öncelikle bu ihtiyaçların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi, çözüme kavuşturulması ve bunların sonuçlandırılması noktasında başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer olmak üzere milletvekili adaylarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu bağlamda ilçemizde önemli ihtiyaçlardan olan, özellikle gençlerimizin sanayi bölgesinde teknik eleman yetişmesi noktasındaki ihtiyacı karşılayacak olan Ünye Organize Sanayi Bölgesi'nde mesleki ve teknik Anadolu Lisesi'nin hayata geçirilmesindeki burası 32 derslik, 3 atölyeden, 200 kişilik bir pansiyondan ve aynı zamanda da çocuklarımızın da spor faaliyetlerini yapabilecekleri bir kapalı spor salonundan ibaret olmakla birlikte yaklaşık 160 milyonluk bir yatırımın ve en önemli ihtiyaçlarımızdan bir tanesinin çözüme kavuşturulması noktasında ihtiyaç duyulan bu yatırımın hem hayata geçirilmesi hem de ödeneğin valiliğimizdeki yükop birimine aktarılması bu süreçte gerçekleştirilen işlerden bir tanesi. Gene aynı bölgemizde özellikle çalışan kadınlarımızın çocuklarını da aynı süreçte hem emanet edebilecekleri hem ilk öncesindeki anaokulu faaliyetlerini görebilecekleri o bölgede dört derslikli bir de anaokulunu hayata geçirmiş olacağız inşallah. Gene tabi bölgemizin ihtiyacı olan okullardan Atatürk Mahallesi ve Gölevi'de iki tane 12 derslikli ve 18 derslik olmak üzere ortaokul ihtiyaçlarımızı da buradan çözmüş olacağız. Ve ortaokul seviyesinde okuyan, ikinci dört yılı tamamlayacak olan öğrencilerimizin de tekli eğitim sistemiyle eğitimlerini sürdürmelerine o bölgelerde de nüfusun arttığı bu bölgelerde de eğitimin kalitesini artırmak ve tekli eğitimi devam ettirmek adına en önemli ihtiyaçlarımızdan olan bu iki okulun da çözüme bu süreçte kavuşturulduğunu ve ödeneğinin de gene Yikop'a aktarıldığını belirtmek istiyorum. Aynı şekilde arkadaşlar en önemsediğimiz işlerden bir tanesi de bizim biliyorsunuz Ünye'de adliye binası yetersiz. Adliye binasının otogarın bulunduğu bölgedeki Ünye Belediyesi'ne ait olan bir arsanın da Adalet Bakanlığı'na tahsis edilerek yer probleminin çözülmesi ve aynı şekilde buna bağlı olarak da ilçede ilçe emniyet müdürlüğü bina probleminin de buna bağlı olarak çözülmesini sağlamaktı. Fakat yaptığımız girişimler neticesinde uzun süre uğraştık bir neticeye gelememiştik. Sayın Bakanımızın destekleriyle ve katkılarıyla oradaki 1985 yılında yapılan Hüseyin Başan İlköğretim Okulu'nun hem yetersiz olması hem de yapı olarak artık hizmete cevap vermeyen ve aynı zamanda da eski bir bina olması münasebetiyle yeni Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis ettiğimiz arsa üzerine 24 derslikli bir ilköğretim okulunun Nuriye Mahallesi'ne kazandırılmasıyla en önemli meselelerimizden birini de bu şekilde çözüme kavuşturmuş olduk. Değerli arkadaşlar tabii bunun haricinde sadece milli eğitimle ilgili konular değil. Diğer taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda yerel yönetim olarak istediğimiz, talep ettiğimiz bazı konular vardı. Onların da çözüme kavuşturulması noktasında ciddi desteklerini aldık. Allah'a şükürler olsun oradaki o sıkıntılarımızın da giderilmesine vesile oldular. Gene aynı şekilde biliyorsunuz kültür merkezimiz bir ihale sürecinden sonra mütehitle yapılan sözleşmenin müteahhitin kendine verilen haktan kaynaklı sözleşme fesih hakkını kullanarak imalat kısmının durmuş olması bizleri üzüyordu. Gene Sayın Bakanımızın ciddi girişimleri neticesinde Allah'a şükürler olsun e, hızlı bir şekilde ihalesi de yapılarak orası da Allah'a izniyle çok yakın zamanda e, öyle zannediyorum ki e, işçiler bir miktar temizliğe vesaireye başladılar ama hızlı bir çalışmaya da bir hafta 10 gün içerisinde başlayarak bizim temennimiz yıl sonuna kadar artık Ünye'nin ihtiyacı olan kültür merkezinin de hayata geçirilmesini bu süreçte inşallah çözmüş olacağız. Öbür taraftan gene hep birlikte mutlu olduğumuz, memnun olduğumuz sadece Ünye'nin, sadece ordunun değil, sadece Tokat'ın değil, aynı zamanda Karadeniz'in, Anadolu'nun ve Akdeniz'in önemsediği bir proje olarak baktığım Ünye Akkuş Niksar yolunun Tokat'a kadar olan bölgesinin de iyileştirilerek ve ondan sonraki zaten yollar belli bir seviyede Akdeniz'e kadar olan kısmı tamamlanmıştı. Bu süreçte Karadeniz Akdeniz yolu arterleri içerisinde önemli bir arter gene bizim bölgemizden geçmiş olacak. Onun da temeli atıldı. Allah'a şükürler olsun müteahhit firmamız da çalışmalarına başladı. İnşallah çok kısa zamanda ona verilen 600 günlük süre içerisinde tamamlanarak o yolunda hepimiz tarafından keyifli ve konforlu kullanarak Akdeniz'le olan bağlantımız, İç Anadolu'yla olan bağlantımız ve oralarında Karadeniz'le olan bağlantısı gerçekleştirilerek bölgemizin hem turizm anlamında hem de ekonomik anlamda canlanmasına vesile olur diyorum. Tabi bu kadar güzel hizmetlerin çok kısa zamanda hayata geçirilmesi, hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması noktasında Milli Eğitim Bakanımızın bölgeden milletvekili adayı gösterilmesiyle birlikte bu heyecanın oluşturulması noktasında sunmuş olduğu katkılardan kendilerine yürekten hem ilçem adına hem de şahsım adına teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah hepsinden razı olsun diyorum.